Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yeniden eğitim dönemine başladık. Çocuklarımız okullara gidiyor. Ancak özel okullar binlerce lira. Bunu orta haneli insanlarımızın karşılayabilir olması kesinlikle mümkün değil. Yoksul ailelerin çocukları büyük bir sıkıntı içerisinde. 750 lira kırtasiye masrafları tutuyor. Aldıkları asgari ücretle çocuklarının okul masraflarının karşılanır olması kesinlikle mümkün değil. Türkiye pandemi ile baş edemiyor. Okullarda uyuşturucu bağımlılığı, aldığımız bütün bilgiler doğrultusunda söylüyorum, hat seviyede. İlkokullara kadar uyuşturucu satışı şu anda Türkiye'de mevcut. İnsanlar tefecilerin eline düşmüşler. Aslında iktidar da öyle. İktidar da faiz lobicilerin, yani uluslararası tefecilerin eline düşmüş vaziyette. Simit 2,5 lira, ekmek 2,5 lira, sütün litresi 11 lira. İşsizlik almış başını gidiyor. Bugün TÜİK açıkladı. TÜİK'in hesaplarına bakmaksızın ben buradan gerçeği söylüyorum. O %12 diyor ama gerçek işsizlik rakamları %23.6. Adıyaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde 6 kişilik erkek temizlik görevlisi alınacak. Kaç kişi başvurdu? 6 kişi işe alınacak diyebiliyor musunuz? 3.813 kişi başvuruda bulunmuş. Sıkıntı bu denli büyük. İnsanlarımız bugün mecbur bırakıldığı yaşam koşulları bunlar. Esnaf zor durumda, çiftçi zor durumda. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı diyor ki 2.1 milyon haneye yardım yapıyoruz diyor. Ne yapalım? Alkışlayalım mı sizi? Yani iktidarınız döneminde 2.1 milyon hane sefalet içerisinde. Devlet onlara yardım etmek zorunda kalıyor. Ülkenin ittirildiği tabloyu Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanı itiraf ediyor. Türkiye'de 25 milyon hane var. Demek oluyor ki 12 haneden biri yardıma muhtaç. Yani iktidar 20 yıllık iktidarında insanları perişan bir noktaya getirmiş. Peki iktidarın gündemi ne? İktidarın gündemini bugünlerde Diyanet belirliyor. Atatürk anılmış mı anılmamış mı? Diyanet anıyorsa anmıyorsa ona göre gündem belirliyor saray. Midye ve benzeri deniz ürünleri haram mı gerçekten? Değil mi? Türkiye'nin konuşması gereken konu ve gündem bu. Türkiye'nin en büyük bütçesine sahip iki kurum, yani Diyanet ve saray, kendine Diyanet'i maşa olarak kullanarak saray kendine yeni gündemler yaratıyor. Ülkeyi bunları tartışın diyor. Açlığı, yoksulluğu, perişanlığı, işsizliği değil. Midye haram mı, değil mi? Bunu tartışın diye ülkenin gündemini belirlemeye çalışıyor. Ali Erbaş maaşının aldığı işi yapmalı. Maaşının karşılığını vermeli. Ama onun başka ulvi bir görevi daha var. Onun hesap vereceği kişi yüce yaradan Allah. Ona karşı bir din adamı olarak bize dinimizin en büyük günahlarından bahsetmeli Ali Erbaş. Yani kul hakkından bahsetmeli. İsraftan bahsetmeli, ediyor mu? Etmiyor. Kibirden bahsetmeli, günahtır diye. Ediyor mu? Hayır. Uyuşturucunun artmasıyla ilgili, çocuklarının uyuşturucu tuzağına düşmesiyle ilgili Ali Erbaş bir şey diyor mu? Hayır. O midye haram mı, değil mi falan, bunları tartışıyor. Vicdanların nasıl temizleneceğine dair hiçbir kelamı oldu mu Ali Erbaş'ın? Hayır.
haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır yorumuyla ilgili, inancıyla ilgili Ali Erbaş herhangi bir şey söylüyor mu? Hayır. Ali Erbaş'a buradan sesleniyorum. Sen bir maaş alıyorsun ama çok büyük bir bütçeyi yönetiyorsun. Millet açlık içerisinde, sen sefahat sürüyorsun. Altındaki arabanla, gittiğin yerlerle, verdiğin beyanatlarla vicdanları sızlatıyorsun. Yapma. Sen sarayın sözcüsü değilsin. Sen dinimizi bize doğru anlatması gereken, öğretmesi gereken kişisin. Maşa olmaktan vazgeç, görevini yap. Evet değerli arkadaşlar, dış politika ile ilgili hükümet ne durumda, iktidar ne durumda? Suriye'de 11 yıldan süre bir iç savaşa karşı karşıya. Aylan bebek ne oldu? Batı dünyası onu unuttu. Bir müddet sanki vicdanlar sızlanıyormuş gibi oldu. Batı dünyası bütün göçmenlerin Türkiye'de tutulmasıyla ilgili bir politika geliştiriyor. Bu politikaya evet diyen kim? Recep Tayyip Erdoğan ve onun iktidarı. Peki Türkiye'deki şu andaki gerçek ne? Milyonlarca ne olduğunu bilmediğimiz, denetleyemediğimiz, onlar için bir yaşam alanı yaratamadığımız insanlar Türkiye'nin her yerinde dolaşıyorlar. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili olarak soruyorum. Türkiye'de kaç IŞİD militanı var? Kaç El-Kaide, El-Nusra militanı var? Türkiye'de ne kadar Afgan ajanı elini kolunu sallayarak dolaşıyor? İktidar buna cevap verebiliyor mu? Hayır. Oysa ki Türkiye'de bir beka sorunu söz konusuysa 30 bin kişiyle, 40 bin kişiyle, 50 bin kişiyle Orta Doğu'yu bir ateş çukuruna döndüren bu militanların 5 milyon göçmen içerisinde ne kadar güce sahipler, nerelerdeler, ellerini kollarını sallayarak dolaşıyorlar mı? Türkiye'nin bunu biliyor olması gerekiyor. Suriye'de 36 tane şehit verdik. Orada sözde bir koridor oluşturacaktık. Fırat'ın doğusunda bizim kontrolümüzde bir koridor oluşturulacaktı ve bu güvenli koridor olacaktı. Hatırlıyor musunuz? Recep Tayyip Erdoğan dedi ki oralarda Suriyeli göçmenler için binalar inşa edeceğiz dedi. Geldikleri zaman onları orada oturtacağız, güvenliklerini sağlayacağız ama onların oradaki yaşam alanlarıyla ve yaptığımız kontrollerle orada güvenli bir koridor oluşacak dedi. Şu anda ne yapıyoruz? Şu anda geri çekilmişiz gözlem noktalarından. Güvenli bir koridor yaratıldı mı? Hayır. İnşaatlar yapıldı mı? Hayır. Suriyeli göçmenlerin güvenli bir şekilde bir yerde tutulabilmesi veya ülkelerine gönderilmesiyle ilgili bir planları var mı? Hayır. Türkiye'de yaşayan göçmenlerle ilgili onların sosyal hayata, çocuklarının eğitimlerine ve insan haklarına saygılı bir yaşamla ilgili bir planları var mı? Hayır. Göçmenlerle ilgili bir planları var mı? Hayır. Güvenlikle ilgili Türkiye kamuoyuna söyleyebilecekleri bir tek şey var mı? Hayır. Peki nasıl dış politika bu? Ne oluyor Kıbrıs'ta? Lozan Antlaşması'nda kesin altına imza attığımız hükümlerde adalar silahsızlandırılmış bir vaziyette tutulacaktı. Yunan generalleri adalarda cirit atıyorlar. Oradan açıklamalar yapıyorlar. Herhangi bir konuda, bu konuda Milli Savunma Bakanı'nın laftan başka söylediği herhangi bir şey var mı? Libya'ya asker gönderdik. Orada şu anda oluşturulmuş bir hükümet var. İmzaladığımız antlaşmaların geçersiz olduğunu söylüyorlar. Yeniden bir seçim söz konusu. Oradaki mevcut hükümette, oradaki söz sahibi olan kişiler de yabancı asker istemediklerini söylüyorlar. Libya politikamızla ilgili
söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Hayır. Değerli arkadaşlar, şimdi sizlere soruyorum. Türkiye yönetilemiyor, savruluyorken, işsizlik başına almış gidiyorken, uyuşturucu ve fuhuş Türkiye'nin bir numaralı meseleleri haline gelmişken, esnaf çiftçi kan ağlıyorken, sanayici önünü göremiyorken, bizim gündemimiz maşa olarak kullanılan Diyanet'in söylemlerine mi göre belirlenecek? Hayır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündemi gelecekte herkesin iyi bir yaşamı hak ettiği Türkiye için projeleri var, planları var. Göçmenler için var. Göçmenlerin nasıl, hangi koşullarda tekrar kendi evlerine döneceğiyle ilgili oluşturduğumuz heyetlerin, yaptığımız çalışmaların sonucunu alabilmek için Cumhuriyet Halk Partisi'nin komşularıyla ilgili girişimleri var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarımla ilgili, eğitimle ilgili girişimleri var. Yoksul ailelerin cahilliğe mahkum edildiği, defterlerini, kırtasiyelerini alamadığı bir Türkiye'de değil, arkadaşlarıyla birbirlerinin gözünün içine baktığı ve birlikte eğitim alıp gelecekte iş sahipleri olacağı bir Türkiye'nin projelerini Cumhuriyet Halk Partisi hazırlamış durumda. Yani Türkiye'nin ihtiyacı olan huzuru, Türkiye'nin ihtiyacı olan güvenliği sağlayabilmek için, fabrikaların tekrar açıldığı, insanlarımızın, çocuklarının işsiz kalmadığı bir Türkiye için projelerimiz var. Biz, bize dayatılan gündemleri değil, biz halkımızın ve milletimizin gerçek gündemleriyle ilgileniyoruz. Ve bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ederim. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Buyurun. Arkadaşlar orada sordum. Edremit'te gösteriler esnasında olay gerçekleşmiş. Üzerine bir kara örtü örtülen bir kişi, bir kadın zincirle bağlanmış. Nedir bu diye sordum. Anlaşılmıyor bazen sorular. O yüzden tekrar ediyorum. Nedir diye sordum. Yıllardan beri yapılan bir gelenek olduğunu söylediler. Kaymakamın bu doğrultuda, bu etkinlik içerisinde bunun yapılmasında bir mahsur olmadığını bana ifade ettiler. Orada 765 gün esaret altında kalan Balıkesir halkının kendilerine ve kadınlara yapılan zulmü orada temsili olarak düşmanı gönderip tekrar özgürlüklerine kavuşan insanlarımızı sergileyen bir gösteri olduğunu ve birçok belediye tarafından bunun defalarca yapıldığını söylediler. Ama bizim bakış açımız şudur. İnebolu'dan Ankara'ya uzanan bir kurtuluş yolu mevcuttur. Kurtuluş Savaşı'nda. Bu yol 340 kilometrelik bir yoldur. Bu yolda Yemenisi olan kadınlarımız, çarşafı olan kadınlarımız, başı açık kadınlarımız, ama ülkemizin kadınları, bizim onlara saygı duyduğumuz, birlikte mücadele etmekten, Kurtuluş Savaşı'nı omuz omuza vermekten, mücadele vermekten gurur duyduğumuz kadınlarımızla biz bu ülkeyi tekrar özgürlüğüne kavuşturduk. Bunları tekrar başka başlıklar altında onları tartışma konusu haline getiren hiçbir gündemi doğru bulmuyoruz ve tasvip etmiyoruz. Bundan sonra Türkiye çağdaş bir şekilde kadınlarımızın kazanımlarıyla birlikte önünde nasıl demokrasiyle taçlandırılmış bir ülkede yaşayacak, bunun çalışmalarını yapıyor. Biz bu çalışmaların tam da arkasındayız. Buyurun. Bu
Arkadaşlar Millet İttifakı birbiriyle ilgili en ufak bir sıkıntı duymuyor. Millet İttifakı'nın tek bir sıkıntısı var. Ülkede yaşanan dramlar. Yoksulluk, eğitim durumu, açlık, işsizlik. Millet İttifakı bununla ilgileniyor. Millet İttifakı'nın genel başkanları. Birilerinin boğazında düğüm yaratacak kadar, onları rahatsız edecek kadar milletine bağlı bir şekilde birbirleriyle uyum içerisinde geleceğin Türkiye'sini konuşuyorlar. Hiçbir sorunumuz, hiçbir kaygımız yok. Oturuyoruz, konuşuyoruz, tek bir derdimiz var. Milletimiz. Onların nasıl daha iyi yaşayacağı, nasıl mutlu yaşayacağı, çocuklarının geleceğinin nasıl özgür ve demokratik bir ülkede olması gerektiğiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda herkesin içi rahat olsun. İçi rahatsız olanlar ise onların derdi bu ülkenin geleceği değil, onların derdi kendi iktidarlarının geleceğidir. Allah onlara akıl fikir versin. Teşekkür ederim.